Ben Fethiye Muhtarı, aynı zamanda Muhtarlar Dernek Başkanı Fahri Gülen. Birinci önceliğimiz üst geçit yapılacaktır. Sivas-Ekiman yolu yapılırken Malatya arasında yazıhana gibi bir giriş bir çıkış olması lazımken birisi bir girişi yaptırar çıkışı yapmadan üst geçit yapacağız dediler. Sayın Kaymakam'ın belediye başkanı da üst geçit için elinden gelen çabayı gösteriyorlar. Bunun durumu ne oldu? Ben kısaca zamanımız kısıtlı olduğu için. Başkanım bilgi var mı sizden? Sayın Vali bu konuyla ilgili 13 aydır işte bürokrasi dediğimiz biri bir ayağı bu. Karayollarıyla devlet demir yolları yazanın kuzey girişi ve yine hemzemin geçitten siz geçtiniz orada bir üst geçit ve aynı zamanda Sürür Durcası kavşakları ve ayrıca Yazıhan Hükmet Konağı'ndan ilçe merkezine gelmek üzere bir alt geçit. Projeniz var, 13 aydır uğraşıyoruz, muhtarımızın, başkanımızın da haberi var. Bununla ilgili en son noktaya geldik çünkü karayollarında bunu kabul ettirmek kolay olmadı. Devlet Demir Yolları, Büyükşehir ve Karayolları arasında biz kaç sefer Ankara'ya gittik, bölge müdürlüğüne en son gerçekleştirdik. İnşallah 2018 yatırım programında Malatya'da ilk ve tek olan 9 metre yüksekliğinde görsel özelliği ve ulaşım hizmetlerinde gerçekleştirecek bir kavşak düzenlemesi yapılacak. 2018'e teklif edilecek. Bir diğer husus Sayın İsrafil Çatalkaya'nın bu buzlukla ilgili buzluk mağaraları oranın tarihi biz o vesileyle Tarihi Kentler Birliği'ne ilçe belediyesi olarak bir yıl önce üye olduk. Onunla ilgili Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzle ortak çalışmamız var. Oranın tahsisi ile ilgili müracaatımız var. Tarihi Kentler Birliği'ne projeyle ilgili müracaatımız var. Hatta arkeolojik araştırma yapılmak üzere yine Sayın Kültür Turizm Müdürümüzün de öncülüğünde hakikaten bize bir hoca getirtti. Araştırmamızı hep beraber yaptık. O raporu da müdürümüze gönderdiler. Onunla ilgili de çalışmamız devam ediyor. Ayrıca Medik Barajı'nın altında bir köprü konusunu yine İsrafil Bey gündeme getirdi. Bununla ilgili Büyükşehir Belediye'mizin teknik elemanlarıyla yer tespiti yaptık. Ancak orada Alarko HES var. Alarko HES'in 24 saat o yolu açık bırakması konusunda mutabık kalındı. Çünkü araziler var. Gönüllü arazi veren vatandaşlarımız var. Mısırdere ve Çivril mahalle muhtarlarımız da bu konuda bilgi sahibi eğer buradalarsa. Bununla ilgili müracaatımızı yaptık. Ancak Alarko'dan herhangi bir cevap alamadık. Oranın 24 saat açık olması lazım. Çünkü Alarko testinin altında yapılan köprü daha külfetli, maddi açıdan yüksek para tutuyor. Ayrıca arazilerin içerisinde geniş alanı kapsıyor. Yani en münasip yer bulundu ancak cevap alamadık. O konuda da cevabı alır almaz Büyükşehir'de o konuda mutabıkız. Köprüyü yapacaklar. Evet, teşekkür ederim. Evet. Başkanımızın da dediği gibi Akçadağ yazan bağlantısı yapılırken Sayın Valimize yardımcı olmanız Alarko konusunda onu istiyoruz. Bir de önceliğimiz bu Kurşunlu Keman Karayolu ağında olan Fethiye Ağı'nın yolun dar olması sebebiyle yol dar olduğuna genişletilmesi. Aynı zamanda pompa istasyonu yapılırken sulama barajından doğru ihalesinin çabuk yapılıp bir an önce bitirilmesi Sayın Valim. Evet Sayın Valim, bununla ilgili yine bizim Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne Fethiye Yazan arasındaki Kurşunlu yolunun genişletilmesi konusunda müracaatımız var, talebimiz var. 2018'de değerlendireceklerini söylediler. Hatta yine Yazıhan girişiyle Fethiye çıkışı arasında 2600 metrelik bir yol ağımız Karayolları Uhdesi'nde. Hatta dün de yine Genel Başkan Yardımcımız Özgür Çalık'la Karayolları Genel Müdürlüğü'yle görüşmek üzere koridorun en azından prestij bir yol yapılması için çalışmamız devam ediyor. Ancak kaldırımlarda evler, balkonlar yapılı vaziyette. Biz ilçe belediyesi olarak bir şey yapamıyoruz. Karayollarının muhtesinde bununla ilgili çalışmaya gayret ediyoruz ama açabilir miyiz, açamaz mıyız bilmiyorum ama yazana yakışır. Hakikaten bir
prestij yolun yapılması elzem. O yolda beraber karayolları 2018'de zannederim o genişletmeyi de yapacak, biz takip ediyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkürler. O alan koyma kanalları üstlenme. Evet. Boztepe sulamasıyla ilgili bizim çok ciddi bir sorunumuz var. Baraj hemen bizim mahalle sınırımızın içerisindedir. Mahallemize giden ana yolun hemen kenarından geçmektedir. Bu müdürümüzün bahsettiği 180'lik, 280'lik boru hatları. Geçenlerde talihsiz bir kaza meydana geldi. Belki kaymakamın, belediye başkanının, jandarma komutanında bu konuyla ilgili bilgileri vardır. Maalesef bir evi su bastı. Allah'tan ki aile reisinin çocuğu rahatsız olduğu için uyku tutmamış. O sebeple de bertaraf edilmeyecek sebepler olabilirdi. Neticede çocuk da ailesi de ölebilirdi. Maddi zararlar vermişti. Bu döşenen boru hatlar tam mahalle merkezinin ortasına geçmektedir. Bu konuyla ilgili bugün teknik bir hata dedikleri şey bence ben boruları takarken kısmen arkadaşlarım, müteahhit arkadaşlarımın yanında bulundum. Bu borular sağlıklı çalışacağını ben tereddütle konuşuyorum. Yarın bu serum olarak verdikleri su yarın basınçta olacaktır. Oradaki mahalle halkı bu konudan çok tedirgin. Bunlara nasıl bir önlem alacaklar? Bugün tekniktir, yarın farklı bir kaza meydana gelebilir. Hemen mahallenin yani boru hattının 5 metre kenarında meskenler var. Bunlar bu zarar meydana geldiğinden nasıl korunması lazım? İkinci sorumuz, demin ki Ziraat Odası Başkanım da Belediye Başkanım da aynı konulara değindiler. Evet ki biz bu Boztepe Barajı'nı babalarımızın, dedelerimizin zamandan beklediğimiz bir tasarruf edeceğimiz bir şeydi, konuydu. Ancak bizim çok kırsal kesimde olduğu için sadece Boztepe Barajı'ndan değil, orman olarak da. Sayın Valim, Malatya'dan çıktığınızda Alepgir, Keban yollarına kadar hiçbir tane kuşun veyahut da bir arazide davar otlatacak çobanın kendisine, gölgenliğine konacağı bir ağaç göremezsiniz. Bu bizim talihimizdendir. Yoksa iki kurumun ormanla Mera'nın birbirlerine sanki hırçınlı davranır gibi. Ben bu izlenimi gördüm. Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, Orman Müdürümüz, Tabaka Dosturu'dan, Tarım Müdürü'nden, arkadaşlarımızdan, bahsi geçen Belediye Başkanımın izah ettiğiyle benim ve diğer komşu köylerin merasıdır. Yaklaşık olarak 11 bin. Biz bunlar kısmen hayvancılara da zarar vermemek şartıyla, vatandaşın çiftçiye de zarar vermemek şartıyla kısmen dedik ki orman yapalım. Orası bize hayvancılık açısından da çok büyük yersiz bir yerdir de ormanı çabucak yok edebiliriz. Ama ormanı anında yetiştiremezdik. Bir ağaç 40-50 yıl ancak kendisini yetiştirebilir. Ama bir dakikanın içerisinde de yok edebiliriz. Ben bu konuda sizinle, zaten belediye başkanımıza ve o mahalledeki bulunan 3 muhtar arkadaşımızın hazırlamış olduğu projeye destek vereceğinizden hiç şüphem yoktur. Verdik zaten. Saygılar sunuyorum. Ama yine de devamını dediniz ya, yani, işi takip etmek çok önemli dediniz. Başkanım, sağ olsun başkanım da meraklı ağaca. Bir Ankara'dan çıkacak izin vardı. Yıllardır çıkmıyor. Çıkması da imkansız. Onu bölgemizle görüştük. İlgileniyor. Biraz önce de ifade ettim. Teşekkür ederim. Yani inşallah bu baharda bu uygulamayı yaparız hep beraber. İnşallah. Bunu yapacağız yani. Sayın Valim, bir de belediye başkanımızın bizim taleplerimiz doğrultusunda büyük, yani yazan merkezinin insanlar için, hayvanlar için çok büyük bir proje tasarladığı konu vardı. Devlet Su İşleri'nden şu anda Kuruçay Mahallesi'nin sol tarafındaki oran, yani kuzeyine düşen yerleşim yerlerine içme suyu. Bizim içme suyumuz Mayıs ayından Ekim, Kasım ayına kadar çok ciddi sorunlar doğuyor. Yani orada oturmak bile çok yani
sıkıcı. Bir damla su bulamıyoruz. Ne hayvanlarımıza ne insanlarımıza. Bu konuda devlet su işlerimizden arıtmalı şekilde bir su talep edildi. Bununla Sayın DSE'mizin müdürü daha ırman bakacağına bu sorumuzun en kısa zamanda çözülmesi için gerekli yardımın yapılmasını huzurunuzda rica ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Valim, ben konuya açıklık getireyim. Şimdi yaz döneminde, tabii bu kayısı mevsimi döneminde yazanın nüfusu 3-4 katına çıkıyor. Bizim karasu denen kaynak suyundan ova içme suyu olarak besleniyor. Ancak o dönemdeki nüfusun artışı ve malumunuz kayısıyla ilgili su sarfiyatının çok fazla olması dolayısıyla gerek artezyenler gerekse keson kuyulardan takviye edilmesine rağmen yine su sıkıntısı büyük oranda içme suyu sıkıntısı yaşanıyor. Mahallelerimizde defaten gece gündüz telefonla gerek maske gerek maske çiftliği gerek bizler tamamen huzursuz oluyoruz. Bunun önlenmesi için hakikaten Boztepe Barajı'ndaki bu sulama suyu şu anda temiz bir su. Paket bir arıtmayla MASKİ Genel Müdür Yardımcısı da aramızda. Bunu MASKİ'ye de teklif ettik. En azından cazibesiyle akacak bir su ve bu temiz suyla bölgenin yani ovanın yarısı içme suyuna kavuşturulursa bir bu sıkıntıyı da gidermiş oluruz. Bu konuda tabii devlet su işleriyle MASKİ Genel Müdürlüğü'nün ortak bir mutabakata varmaları gerekiyor. Bu hususta sizlere arz ederiz. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz. Sayın Valim, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Başkanım da bizler biraz önce ilahe ettiği gibi Karasu grubu 40 ülkeye su vermek, beslemekte Sayın Valim. Karasu grubu olarak gelmekte. Yazın kayısından dolayı nüfus 3 katına çıkmakta, su yetmemekte. Normal şu anda su rahat bir şekilde yetmekte. Biz yazandaki depolarda gibi SKADA sistemlerinde çalışmalarımız devam ediyor. SKADA çalışmalarımız bittiğinde bu suyla daha rantalı bir şekilde çalışacak diye düşünüyoruz. Başkanım daha önce de bu şeyler Bosna Barajı'ndan su alma işini söylemişti. Buna ilgili desteği ilgili çalışmalarımız devam ediyor Sayın Bayan. Yani kılmıyor teknik olarak. Olabilir Sayın Bayan. Desayide şey, tahsis alabilirsek Sayın Valim, olabilir. Arıtmayı alabilirsek Sayın Valim. Caz gelsiyle gelip gelip durduğunda kod kurtarıyor Sayın Valim. Desayı verirsin. Evet, evet. Hemen haftada hemen gidelim. Ne tutar ya? Sayın Valim, burada 130 milyon, 140 milyon metreküp su var. Bizim kullanacağımız içme suyu bunun yanında çok kolak yani. Çok hafif kalır. Çok kolak. Evet Sayın Valim. Şimdi öncelikle Bostepe Barajı'ndan içme suyu alma şeyi tamamen tahsise bağlı bir şey. Öncelikle MASKİ genel müdürlüğümüz oranın su ihtiyacını tespit etmesi lazım. Ne kadar bir suya ihtiyaçları olduğunu. Onu devlet su işleri genel müdürlüğüne gönderdiğimizde mutlaka tahsisi yapılır. Paket arıtma yapabiliyorsunuz değil mi? Evet, paket arıtma yapabilecekler. O çalışma yapıldı mı? DSE Genel Müdürlüğü yazılımına başladı. Yani. Aslı için daha geniş yaptık. Yazılımına başladı. Siz yapacaksınız. Evet. Başladınız. Evet. Diğer o sır patlayan boru nedir? O şeyde yolda. O tehlike oluşturan bir şey midir? Yani tabii ki Sayın Hanım. Şimdi hayır ama için. Yani o öngörüldü mü? Öngörülmedi mi daha önceden? Bunlar muhtarım çünkü başka bir şey söyledi. Dedi ki ben orayı gördüm, o borular yakında sırayla patlar gibi bir laf etti yani. Şimdi Sayın Valim, sonuçta bu bir proje çalışması. Proje yapılıyor, projeye göre güzergah belirleniyor. Basınç ve içindeki taşıyacağı su miktarına göre boru çapları, boru tipleri belirleniyor. Bunların güzergahları belirlenirken aynı zamanda toplulaştırmaya da bildiriliyor. Toplulaştırma bunun üzerinde blok planları çalışıyor. Yani güzergahın geçtiği yer yerleşim alanının içinden geçiyor tabii yolun kenarında. Mecburiyetten. Mecburiyetten evet. Yani proje o şekilde. Tabii orada şimdi bizim normalde inşaat aşamasında, inşaat çalışmalarımızda geçiş güzergahlarında bazı diyelim ki sanat yapılarını yaptığımız yerde çelik borulu geçebiliyoruz.
CTP borularımız biraz daha hassastır. Bunları da beton kılıf içerisine alıp yani geçirebiliyoruz. Ama polietilen borularımızda, o HDP dediğimiz borularımızda herhangi bir, üzerine herhangi bir kılıf yapmamıza gerek yok. Ama bu bölge özellikle 1800'lük sadece sol sahil sulağımıza su taşıyan ana boru hattımız. Ve yani çok derinden geçiyor. Üzerinde yaklaşık 4-4,5 metre toprak yükü var. Yani ondan dolayı biraz sıkıntılı bir bölge. Buraya ancak şu yapılabilir. Hani tekrar sökülüp orası tamamen beton kılıf içerisine alınabilir. Onun haricinde yani her an her şey olabilir yani. Bunu demek istiyorum. Ama imalat hatası değil bu. Yapılan bir normal işlem. Evet. Yani bu öngörülen bir şey ama. O konuda şu an beton yapmayı gerektirecek teknik anlamda bir ihtiyaç var mı? Şu an yok Sayın Valim. Şimdi muhtarım, bu işler teknik konular. Ben her zaman kendime prensip edinmişimdir. Teknik bir konuda uzmanına sorarız. Onların öngöreceği şeye göre de hareket ederiz. Biz bu konuda şöyle olsun dediğimiz zaman gerek zaman gerekse maddi açıdan şeye sebep oluruz, zarara sebep oluruz. Onu da kimse öngörmez zaten. İhtiyaç yok şu anda diyorlar. Ama o anladığım kadarıyla şey vesilesiyle bu denemeler sırasında bir sıkıntı çıkınca da düzeltiyorlar zaten. Öyle bunu anladığım kadarıyla. Şu an için öyle. Tabii daha Boztepe sulamamızın tamamını işletmeye aşmadık. Çünkü orada sulama birliğimiz yok, devredeceğimiz kuruluş yok. Herhangi bir vatandaştan kullandığı su miktarı ile ilgili ücret talep eden bir durumda değil. Bununla ilgili bölge müdürlüğümüzce proje çalışması var, yani ihale yapılacak. Hem işletmesi, 3 yıl boyunca işletmesi, hem bu ultrasonik sayaç alımı, hem de bu pompaj sulamasının yaklaşık 2900 hektar, yani 3000 hektarlık kısmın tamamını kapsayacak şekilde büyük bir ihtimalle Nisan ayında ihalesi yapılacak. Yani o zaman yeni alacak firma hem bunu işletecek hem de çiftçiden onun karşılığında gerekli ücreti talep edecek. Ama şu an biz herhangi bir ücret almıyoruz. Dolayısıyla geçen sene büyük sıkıntılar yaşadık tabii ki. Yani borularımızda müdahaleler olduğu, ondan dolayı patlaklık olduğu sistemden kaynaklanan. Çünkü sistem tamamen birbirine entegre bir sistemdir. Tahliye vanasını açıp oradan su almalar oldu. Vantuz dediğimiz borun içerisindeki o yüksek basıncı alan sistemi kırıp oradan su almalar oldu. Yani bunlar harici müdahaleler. Bunlar da başka bölgelerde bu sefer bize sıkıntı yarattı. Ama biz bunu vatandaşımızı susuz bırakma adına, çünkü muhatap hala şu an hem firma hem de DSE'yi, biz kendi içimizde bu sorunları çözdük. Geçiş kabulünü yaptık. Sol sahip tamamen şu an işletme durumunda. Nisan'da da ihaleye verip şirkete veriyorsunuz. Evet. Kim alırsa o da işletmesini yapacak. O 3 yıl boyunca işletecek. Parasını alacak, hizmetini verecek. Evet. Sen biz de bu arada tabii kusura bakmayın, sulama birliği çalışmalarımızla başladık. Peki. Şuradan biraz var. Hep sağdan, bana göre sağdan gitmeyelim. Bir de o arkadan bir şey alalım. Olur, o da olur. Sonra size veririz. Evet. Sayın Valim, ilk önce hoş geldiniz. Ben Fethiye, teyci olarak teyileri Sultan Kılıç Dernek Yönetim Kurulu'ndan geliyorum. Bizim üzerimizde bir laş ocağı var. Bu laş ocağının altında 6 tane şey var, artizyen var. O taşıcağı direniz attığı zaman sularımız yarı yarıya düştü. Yani ben 2,5 saatte suvardığım suyu 6 saatte suvarıyorum. Bir de evlerimiz yaranmıştır. İstersen şey mühendis gönderip tehdit ettim oradan. Bu vaziyetteyiz. Susuz kalıyoruz. En az 20 bin tane araç. Çevre mi diyorum? Aldın mı şey? Fethiye. Tenci. Çağdaş mahallesi oluyor. Hemen oraya bu gönderiyorsun. Bu tespit olduğu takdirde o şeyi ne yapabiliyorsak o tespitlere göre iptal edelim. Bilsin ya böyle şey. Bir sorun daha var Sayın Valim. Bugün Fethiye'den bugün ev yaptığımız 28-30 sene olmuş. O güne kadar bir şey, bugüne kadar bir şey yoktu. Bugün oranın metrekaresi mezarada 27 lira olmuş.
Böyle bir şey görülmemiştir. 27 yılda bir vatandaş nasıl böyle? Benim babamdan kalan 30 dönümgen, elimde 7-3 dönümgenim vardır. Bunu nasıl yapacağız? Nasıl vereceğiz bunu parayı? Gelen memur diyor ki, siz burada bu parayı ödemezseniz üzerinde kiracısınız. Biz sizden kira parası alırız diyor. Mera mı orası? Hayır, şey, köy işte meraydı. Şimdi haneye çağırdılar. Yani Medar oluyor, Çağdaş Mahallesi Medar oluyor. Metin'e 7,5 kilometre. Yani işgali varsa tabii ki parasını alacak yani. Ama 27 lira, 27 lira çok bir para. Yani bu işgal dediğin hadisede ben nasıl onu, eğer 27 liraysa oranın değeri, onu 2 liraya indiremeyiz ki. Bugün bir ilçede Vali Bey'im, eğer 27 lira oluyorsa ilçeden, neden ada 27 lira nasıl oluyor? Ben anlamadım onu. Başkanım. Şimdi Sayın Valim, Fethiye eski belediyemiz, tabii 6360 sayılı yasayla mahalleye dönüştürüldü. Ancak önceki belediye yerleşim yerlerinde farklı bir çalışma var. Daha önce de imar çalışması yapılmış. Kısmi müşterek eski belediyenin kısmi bir çalışmasında vatandaşla belediyenin bazı miktarında bir ortaklık var. Ufak tefek bunlar. 200 metre, 300 metre, 400 metre. Belediyenin mi bu mülkiye? Bazı kısmi çok az bir miktarda bunu da meclis kararı aldık. Meclis kararınızda KDV dahil 27 TL. Tabii bu Fethiye merkez. Mesela buralarda da vatandaşlarımız biliyor 500 metre karesi 40 bin lira, 50 bin lira civarında satılıyor. Emsalleri var, bir de emsalleri var, satışlar da var. Onunla ilgili KDS dahil 27 TL. Belki arkadaşımızın o konuda bir şey de varsa gelsin bize bir müracaat etsin bakalım. Yani Tenci Mahallesi'nde durum nedir? Böyle bir baksınlar. Evet. Tamam. Oldu Sayın Hanım. Arkada bir söz verdim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Buyurun.